Pekala, bisküviyle başlayalım. Bu çok basit. Yapacağım. Hiçbir şey için söz veremem ama deneyeceğim. Peki bununla nasıl başa çıkıyorsun? Bu çember ne için? Muhtemelen gereksiz bir ayrıntı. İşte bu. Tatlım, hamur sana ne yaptı? Bak, böyle olmalı. Hamuru yumuşak bir hareketle açın. Ardından daireler kesin ve parçaları fırın tepsisine yerleştirin. Fırına gönder geleceği bisküvileri. Hiçbir şey yapamıyorum. Bir fikrim var. Bisküviler yuvarlak değil mi? Yani hamurdan daire kesmekle uğraşmamalıyız. Ve en önemli malzeme bonibon. Ben de bu tür bisküvileri atıştırmaya bayılırım. İyi iş çıkardın canım. Bisküvilerim nasıl? Abartmadan her zamanki gibi mükemmel. Ah, yorum yapmayacağım. Buradaki bisküvilerim bir sanat eseri. Ustanın dokunuşunu hemen görebilirsiniz. Bakın ne kadar harika bir zencefilli çörek evi yaptım. Bu arada fikir için teşekkürler. Çatıyı bonibon ile süsleyeceğim. Ve son dokunuşlar pudra şekeri. Ve evim kar yağmış gibi görünüyor. Gözlerime inanamıyorum canım. Bisküviler! Ay! Küçük bir yangına benziyor. Bisküvileri hemen çıkarmam lazım. Hala kurtarabilirim onları. Hayır! Yapabileceğimiz bir şey yok gibi. Bu mu bisküvi? Yenilebildiğinden bile emin değilim. Vay be, bu ne? Bahçenin zencefilli çörek evi. Bu çok güzel ve çok lezzetli. Harika. Bence kesinlikle bu ev kazandı. Başka türlü olamazdı. Ben bir profesyonelim. Şimdi bir hamburger istiyorum ve hemen. Okay. Bunu yapabilirim. Belki de hayır. Kıyma mı? İğrenç. Biliyorum. O iğrenç kıyma yerine lezzetli ve nefis bir çikolata ezmesi kullanabilirim. Harika. Müthiş. Diğerleri nasıl? Bu çörek çok lezzetli. Ama onları kızartmam gerekiyor. Kızarması işe yarayacak. Bunu kızartmayı nereden bileceksiniz büyük anne? Bir iki ve burger neredeyse hazır. Etkileyici. Ancak burgerle ilgili en önemli şey sulu köfte. Kıymayı ödünç alacağım. Teşekkürler. Şimdi burgeri kızartma tavasına koyup biraz daha beklememiz gerekiyor. Anneciğim! Canım ne yapıyorsun sen? Sakin ol büyük anne. Her şey kontrolüm altında. Biraz marshmallow kızartıp burgerimi renklendireyim dedim. Ve şimdi sıra jelibonda. Üzerine bir çörek koyun ve sertçe bastırın. Tüm tarif bu. Sen ne düşünüyorsun? Zaten en lezzetli hamburgeri ben yapacaksam bu yarışmanın ne anlamı var ki? Şu köftelere bakın mis. Daha fazla pastırma ekleyeceğim. Et fazla ve bol bol olmalı. Şimdi tek yapmam gereken sebzeleri ve peyniri eklemek. Tek katmanın çok sıkıcı olduğunu kabul etmelisiniz. Ama çok fazla katman yaparsınız. İhtiyacınız olan tek şey budur. Evet, işte bu, baksanıza ne kadar iştah açıcı. Evet, ben en iyisiyim. Hayır, kaybetmeyeceğim. Malzemeleri dikkatlice yerleştiririm. Ve şimdi soslar. Cimri olmaya gerek yok. Hepsini dökün. Ne güzel oldu bu. Ve biraz daha ve ben her şeyi kızartacağım. Ay tatlım, kendimi pek iyi hissetmiyorum. Ya hadi büyük anne, bak ne kadar tatlı oldu. Tadam. Vay canına, ne kadar büyük. 3 katlı burger, çabucak denemek istiyorum onu. Ne kadar sulu. Bu inanılmaz bir şey. Şimdi de sen dostum. Ay, mahvoldu. Of. Neyse ki başka bir hamburger daha var. Gerçekten iyi görünüyor. Deneyelim.
Jelibon ve Nutella. Harika. Şefim burgeri kazandı. Tebrikler. Bilirsin işte bu hiç adil değil. Bu kez nugget istiyorum. Yapar mısınız? Bu çok kolay. Büyük anne uyan. Bak Jennifer nugget istiyor. Ah tabii tabii. Önce kızartma tavasına biraz yağ dökmeliyiz. Aa büyük anne yağ benimle paylaşır mısın? Teşekkürler. Tuhaf neden dökülmüyor? Belki de daha sert sallamam gerekiyor. Of hadi. Ay. Bir şeyler yanlış gitmiş olmalı. Önemli olan tadının güzel olması. Ve tadın her zaman güzel olmasını sağlamak için sevgiyle pişiriyorum. Tavuğun pane olması gerekiyor. Bunun için yumurta çırpılır. Tavuk parçaları yumurtaya batırılır. Ve ardından galete ununa bulanır. Harika. Şimdi onları kızartabilirsin. Ay çok lezzetliler. Ay ne koku ama mis gibi. Denemek ister misiniz şef? Hayır daha neler yapacak işlerim var. Nuggetlerim mükemmel olacak. Bak altın parçalar gibi. Ve tabii ki servis yapmak da bir sanattır. Muhteşem olmalı. Biliyorum. Yemek yapmakla uğraşmak istemediğinizde hazır olarak alabilirsiniz. Nuggetleri peynire saracağım ve sonra Cheetos'tan en lezzetli ekmek kırıntıları yapacağım. Bunun için bu paketi çok iyi hazırlamalıyım. Ay tatlım dikkatli ol. O kadar da değil. Ay işe yaramış gibi görünüyor. Bir bakalım. Evet. Harika. Şimdi nuggetleri Cheetos'a ekleyelim ve tavada pişirelim. Şimdiden tadını alabiliyorum. Onu Jennifer'e vermek bile istemiyorum aslında. Neredeyse unutuyordum. Ketçapsız nugget mi olur? İşte şimdi mükemmel. Ay sizi gidiler. Çok havalı görünüyor. Bunlar altın nuggetler mi? Tadı oldukça sade. Tamam bir sonrakini deneyeceğim. Evet bunları daha çok sevdim. Ama hala bir tane kaldı. Kırmızı var. Bu harika. Vay be burada peynir de var. Bu kesinlikle en iyisi. Oley ben kazandım. Bunu gördünüz mü? Zafer yaşasın. Pizza istiyorum. Yapabilir misiniz? Sorun değil. Ben de bir ton istiyorum. Aa pizza bunu yapabilirim. Bunun için domates salçası lazım. Bir dilim üzerine biraz damlatıp ve bir kaşıkla hafifçe yayın. Ve şimdi de peynir. Bölmek istemem ama. Bakın ben bir aşçıyım. Uçun hamur. Ay uçmadı. Üzülme tatlım. Al yeni bir parça al. Teşekkürler büyük anne. Ay biliyorum. Tatsız domates salçası falan yok. Sadece marshmallow. Bir kaşık dolusu alacağım. Aha, bakalım. Ve şimdi de pizzayı ve en sevdiğim Skittles. Çok fazla bonibon lazım. İşte bu neredeyse hazır. Evet meslekten olmayanların elini hemen görüyorum. Pizzam en iyisi olacak. Artık sıkıcı beyaz hamura yok diyorum. Daha gösterişli olması için boyayacağım. Boksana onu. Bundan daha iyisini de yapabilirim. Şimdi de hamuru açalım. Ona özel bir domates sosu sürmeniz gerekiyor. O zaman pizzanın tadı en iyi İtalyan restoranlardaki kadar güzel olur. Üstüne biraz peynir. Çok iyi. Ve şimdi karides zamanı. Orada yalnız kalmasın diye yanına biraz midye ekleyeceğim. Gurme yemek hazır. Takdir etmeye hazır olun. Pekala hazır. Şimdi ise pişirebilirim. Ya ne kadar bekleyeceğiz? Uyuyakaldım şimdi. Aa ne oldu? Ah yaşasın sonunda. Pizzalarımız hazır. Bellissimo. Çok lezzetli kokuyor. Şey hiç de fena değil. Bakalım bakalım.
Ne kadar ilginç görünüyor. Hey, bu ne de böyle? Deniz mahsulleri mi? Burada karides var. Denemek bile istemiyorum. İşte bu daha ilginç. Bonibon'a benziyor. İlginç. Ama görüntüsü lezzetinden daha iyi. Bu pizza gayet normal görünüyor. Ve çok güzel kokuyor. Evet. Tadı harika. Evet. Kazanan pizza bu. Tebrikler büyük anne. Ay, teşekkürler. Hak edilmiş bir galibiyet. Benim pizzam daha iyiydi. Basit bir şeyle başlayalım. Bana patates kızartması yapın. Kolayca. Tamamdır. Ben de yemek yapmayı öğrenmek istiyordum. Herkes patatesleri temizlerken tereyağını hazırlayacağım. Bu arada çok fazla olamaz. Ya neredeyse kaynamaya başladı. Bu da hazır patates dilimlerin oraya dökmenin tam zamanı olduğu anlamına geliyor. Hayır! Kıpırdama! Aa! Fışkırıyor! Sıcak! Yardım edin! Ne yapıyorsun sen? Senin yüzünden neredeyse kaynar yağda boğuluyorduk. Ya dikkatlice dökmelisin. Sonra patatesler eşit şekilde kızarırlar. Bunda zor bir şey yok. Okay. Patates kızartması hazır. Sadece biraz sos eklemek kaldı. Patates kızartması mı? Bence bu sıradan bir şey. Bense gerçek patates kızartması yaptım. Ama hepsi bu kadar değil. Şimdi sade patateslerden gerçek bir incelik yapacağım. Pastırmaya, sosa ve tabii ki... kokulu otlara ihtiyacım olacak. Nefis. Bingo. Tabii ya. Henüz her şeyi kaybetmedim. Neden jelibon patatesleri kullanmıyoruz? Çilek şurubuna batırırsanız daha lezzetli olacağını söylüyorlar. Okay. Vay canına. Ortadaki patateslerden başlayacağım. Büyük anne, bu çok havalı. Ay, ay. Biberiyeden nefret ediyorum. Üzgünüm Ayşe Hanım ama beğenmedim. Ama jelibon patates fikrini sevdim. Şimdi kime kazanacağını bilmiyorum. Bırak büyük annem olsun. Oley! Bu sefer görev daha zor. Sushi hazırlamanız gerekiyor. Come on! Tamamdır. En iyi tarife göre. Sushi, sushi. Evet, köyde sushi'nin ne olduğu hakkında hiçbir fikirleri yok. Şu an hayal bile edemeyeceğiniz kadar sushi yapacağım. Sıradan sushi sıkıcıdır. Başka bir konu, farklı şekerlerden sushi. İçinde de en lezzetli krem şanti olacak. Jelibon göz ve haribo acıkları. Leziz. Ve tabii ki çikolata şurubunu unutmamalıyız. İlginç düşünmüştün. Benim de yakında sushi'm hazır olacak. Asıl önemli olan şefin arkasında çok dikkatli bir şekilde tekrarlamak. Ama henüz zor bir şey yok. Zor bir şey yok mu? Bakalım ne kadar iğrenç sushi yapacaksınız. Sosu ben de ekleyebilirim. Akıl gerekmiyor bunun için. Neymiş bunun ismi? Avokado mu? En önemlisi her şeyi mükemmel bükmeye kesinlikle yapamayacaksınız büyük anne. Tamamdır, mükemmel sushi neredeyse hazır. Korkunç. Bu sushilerin bu kadar çirkin olduğunu düşünmemiştim. Sushi'yi somona sarmanın zamanı geldi. Asıl önemli olan balığı bol bol koymak, tombul parçalara ayırmaktır. Ve soya sosunu unutmamalıyız. Balık mı diyorsunuz? Okay. Tamamdır. Hazır. Umarım lezzetlidir. Vay canına. Aşçının suşileri daha çekici görünüyor. Bingo. Ama bir çıkış yolu bildim.
Neden sadece salatalıktan sushi yapmıyorsunuz? Hem lezzetli hem de faydalıdır. Ve iğrenç. Nedenmiş o? Salatalık sushi için mükemmel bir şeydir. İçine sadece daha fazla pirinç sokmanız gerekiyor. Hiç iyi değil. Ya beklesene, hepsi bu değil. Bakın ne kadar güzel. Bu da ne böyle? Bir salatalık ve pirinçten sushi görmemiştim. Hayır, bu pisliği denemeyeceğim bile. Ama tatlı sushileri seve seve deneyeceğim. Nefis. Ama hiç doymadım. Son bir aday kaldı. İşte bu gerçek sushi. Tadı da kendisi de. Aşçı Hanım, siz kazandınız. Teşekkürler, beni yordum. Umarım her biriniz waffle hazırlayabiliyorsunuzdur. Hamurla başlamam gerektiğini biliyorum. Sanırım onunla bir sorunum olmayacak. Biraz şeker ekleyelim. Biraz karıştıralım. Hazır. Ve un ekleme zamanı. Of, sanırım burnuma bir şey kaçtı. Vay be. İşte sana waffle. Sorun değil, devam edelim. Tüm paketi boşalttım. Kek yapmam gereken her şeyi iyice karıştırmak. Şimdi hazır hamuru bir waffle makinesine dökebilirim. Bunlar kız kardeşimin hayatının en lezzetli waffle'ları olacak. Aa, evet, hamur çok lezzetli çıktı ve en önemlisi yumurta kabuğu olmadan. Umarım ondan iyi bir waffle çıkar. Hepsi şeker ekledi. Ama şekerin zararlı olduğunu biliyorum. Bu yüzden onun yerine kabak ekleyeceğim. Ve ondan hamur yapacağım. Rendelemem gerekecek. Hazır. Şimdi ise yumurta ekliyoruz. Ve tabii ki un. İyice karıştıralım. Ve yeşillik ekleyelim. Kulağa bile iğrenç geliyor. Ama böyle bir hamur sizinkinden çok daha faydalıdır. Şimdi onu waffle makinesine de dökebiliriz. Ve zamana bakalım. Yanmasına gerekmiyor. Evet, haklısın. Zaman tutmak çok önemli bir şeymiş. Aa, hayır. Waffle biraz yanmış galiba. Sıcak sıcak. Ama sorun değil. Onu pek hoş halini gizleyeceğim. Krem şanti, çilek ve çikolata şurubuyla. Hadi. Güzel oldu. Waffle'larımı geleneksel olarak akça ağaç şurubuyla kaplayacağım. Bir parça tereyağı da tam gereken. Nefis. Zaten sağlıklı waffle'larımı sağlıklı bitkilerle süsleyeceğim. Hello. Denemek istiyorum. Vay be, bu waffle'la başlayacağım. Hayır, bu waffle biraz fazla pişmiş. Bunu yemeyeceğim. Bu waffle'lar da ot ve kabak tadındaymış. Nefret ederim. Aa, bunu severim. Evet, bunlar en sevdiğim. Büyük anne, bu turu kazanıyorsun. Yaşasın, bu kadar uğraşman boşuna değildi. En sonunda bir fincan lezzetli kahve içmek istiyorum. Tamamdır. Tamam. Çok kolay. Aklıma sadece daha hiçbir fikir geldi. Sıcak kahve çok sıkıcıdır. Bugün soğuk kahve çok iyi. Yani frappuccino.
Onu bir kavanoza daha fazla buz atmamız gerekiyor. Sonra oraya lezzetli çikolatalı şurup eklemeliyiz. Ve tabii ki kahvenin kendisini de unutmamalıyız. O bu arada bende Starbucks'tan bir tane var. Ayrıca Twix çikolatalı bir kokteyl de tam yerine olacak. Onu biraz böyle yapacağım ve süt yerine kullanacağım. Ben daha geleneksel bir kahve hazırlayacağım. Torunum bunu sevdiğini biliyorum. Sonunda krem şanti ve biraz çikolatalı tatlılar eklememiz gerekiyor. Let's go. Oraya kurabiyeler. Son dokunuş. Ve bir tane Twix. Ve tabii ki pipet. Ah pekala. Kahve yapma sırası bende. Tartı ile doğru miktarda tahıl ölçeceğim. Tam gereken. Şimdi onları böyle küçük küçük yapacağım. Baksanıza. Ve şimdi kahvemi kaynar suyla dolduracağım. Ne, böyle mi yapılıyor kahve? Tam gereken. Kahve içinde biraz süt gerekiyor. Baksanıza. Onu böyle çırpıyordum. Çok güzel bir şey oldu. Baksanıza, kalp yaptım. Büyükannemin bir kahvesiyle başlayacağım. Ay büyükanne, ben bunu her zaman tanıyorum. Bunu sevmiyorum. Okay. Buna baksanıza, daha güzel görünüyor. Lezzetli ama bence acı biraz. No. Tamam, son bir aday kaldı. Aa, bu gerçekten harika. Kardeşim, bu turu sen kazandın. Evet, sonunda. Peki, ilk meydan okumanıza hazır mısınız? Biz sandviçle başlayacağız. Tam anlamıyla beni mest edecek bir sandviç hazırlayın. Bu çok kolay. Aklınızda bulunsun. Gözüm herkesin üzerinde. Neden kavga ediyorsunuz? Bir tarif bulsanız daha iyi olur. Margo'ya hayatının en tatlı sandviçini yapmaya karar verdim. Nutella ve herkesin en sevdiği şekerlemelerden biraz ekleyeceğim. Fakat hepsi bu kadar değil. Çikolata ve tabii ki çikolata şurubunu unutmamak gerekiyor. Şimdi çikolata zamanı, üzerinden karamel ekleyeceğim ve ekmek yapacağım. Şu güzelliğe bir bakın. Mia, çok tatlı ama bu. Torunum için çok doyurucu bir sandviç yapacağım. İçinde kesinlikle jambon ve peynir olacak. Daha da lezzetli olması için tavada kızartıyorum. Ay, mis kokulu. Ay, ağzım sulandı. Evet, gerçek sandviçler hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Kızartma fikri iyi. Ancak tüm sandviçi değil, sadece ekmeklerin kızartmasını gerekiyor. Daha sonra ekmeğe daha fazla sebze eklenmelidir. Şimdi sıra gizli malzemede. Salyangoz. Salyangoz mu? Bu iğrenç bir şey. Hiçbir şey de anlamıyorsunuz büyükanne. Bu gerçek bir lezzet. Salyangozları biraz kızartıyoruz ve ekmeğin üzerine koyuyoruz. Ve sonra da peynir. Köflü peynir bu arada çok pahalı. Peki bu kadar pahalı peynir neden böyle kokuyor? Bu bir kabus. Kendimi hissetmiyorum. Büyükanne, sakin ol. Daha önce bu peynire karşı böyle bir tepki görmemiştim. Bu çok komik. Tamamdır. Benim sandviçim hazır. Ne kokuyor ama. Büyük anne kalk. Margo'nun sandviçlerimizin tadına bakma zamanı. Bu sandviçin içinde ne var acaba? Bu salyangoz mu? Ve kokuşmuş peynir mi? Daha fazla dayanamam. Bir taraftaki sandviç çok daha sevdim. Çok büyük ve çok lezzetli. Denemek için üçüncü bir aday kaldı. Vay canına. Ve bu sandviçi çok sevdim.
Kazananını o piti piti ile seçeceğim. Büyük anne tebrikler, sandviçin kazandı. Söylemiştim. Yeni turda bana en sevdiğim Sezar salatasını yapmalısınız. Tamamdır. Okay. O ne öyle? Bence bu çok kolay. Tek yapmanız gereken sebzeleri küçük parçalar haline getirmek. Sakin ol Mia. Sebzeleri çok dikkatli bir şekilde doğra. Bak. Gördün mü? Şimdi hepsini yavaşça bir tabağa koy. Tabii ki tavukla birlikte. İşte böyle. Harika oldu büyük anne. Bu arada durum bundan çok daha zor. Roka'yı alın ve blender'e koyun. Ardından su ekleyin ve iyice doğrayın. İşte böyle. Ne yapıyor öyle? Çok lezzetli bir şey yapıyorum. Elde edilen karışıma jelatin tozu eklenmeli. Ve daha sonra bu karıştırarak tencereye bırakılmalı. Ardından sıvıyı kalıplara sıkın. Tavuğu kesmenin zamanı geldi. Ne kadar güzel oldu. Tabii ki peynir de ekledik. Sanırım Margo benimkini beğenecek. Büyük anne sen ne yapıyorsun? What? Ben sadece peynirleri rendeliyorum. Şimdi benim de yemek yapma zamanı. Dikkatli ol. Kesinlikle. Tamam, küçük parçalara ayıracağım. Gerçekten bu çok sıkıcı. Bunları daha hızlı kesmem gerekiyor. Evet, gençlere bir şey öğretmek çok zor. Ay, kahretsin, ne yaptım ben? Bu hiç iyi değil. İlk yedek planım var. Biraz Hubba Bubba sakızı alıp küçük parçalara bölmemiz gerekiyor. Şimdi biraz jöle gözlere ihtiyacım olacak. Aa, büyük anne ne düşünüyorsun? Korkunç. Yaşlı kadını böyle korkutma. Benim tatlı salatam da muhtemelen marshmallow olmalı. Ve tabii ki jelibon solucanlardan. Hazır. Margo, bugün kimin kazandığını karar verme zamanı. Vay canına, bu yeşil şeker de ne? İlginç. Bu otlar da ne? İğrenç. İşte havalı görünen orta boy bir Sezar. Evet, tadı oldukça güzel. Vay canına. Ama önümde çok güzel bir salata var. En lezzetlisi. Mia sen kazandın. Evet, tatlı Sezar'ımın en iyisi olduğunu biliyordum. Bu sefer basit. Benim için biraz yumurta yapın. Yumurta mı? Çok kolay. Tamam canım. Ay, nasıl yaptığını öğrenmek istiyordum zaten. İşte başlıyoruz. Önce tavaya biraz yağ dökmeniz gerekiyor. Ah, bunu biliyorum. Bana da ver. Hadi neden akmıyor? Hadi ama. Ay, sanırım biraz fazla abartmışım. Evet, böyle bir yağ yığınının içinde yumurta kızartamazsın. Bu arada bir sonraki adımım bu olacak. Neden kızartamazsın? Şimdi görürsün. Tanım. Neredeyse. Yani bir yandan bense klasik çırpılmış yumurtalardan çok daha ilginç bir şey yapacağım. Bunu yapmak için kremayı derin bir tavaya dökmem gerekiyor. Ve ardından limonu içine rendeleyeceğim. Ve şimdi içine biraz şeker ekleyeceğim. Ve hepsini iyice karıştırıyorum. Ve karışımı 70 derecede ulaşana kadar ateşte bırakalım. Evet, tam gereken. Şimdi yumurtaları artık şekillendirebiliriz. Gerçekçi olması için beyazını tavaya koyabiliriz. Ve sarısı olarak şeftali turşusu kullanacağım. Hazır. Bu ne ya? Ya ağzını öyle açma, ayıp. Ay, bir şeyler yanıyor.
Ay, seninkine korkunç. Yumurtamı tamamen unutmuşum. Berbat görünüyor. Evet, çırpılmış yumurtalarım tamamen farklı bir konu. İnanılmaz iştah açıcı görünüyor. İşte böyle domatesleri koydum. Sonunda. Büyük anne, çırpılmış yumurtan çok güzel. Aa, bu ne böyle? Fazla pişmiş kömür mü? Hayır, bu saçmalığı tatmayacağım bile. Vay be, ve işte üçüncü aday çok lezzetli görünüyor. Baksanıza, tatlı yumurta, daha önce hiç yememiştim. Şef Mike, kazandığınız için tebrikler. Bu çok kolaydı. Ben mi kazandım? Hayır, ben. Şimdi bana bir donut yapmanızı istiyorum. Tamamdır. Tamamdır torunum. Donutları bayılırım. Gerçi onlara nasıl pişireceğimi bilmiyorum. Hamuruyla başlamak mantıklı olur. Ondan doğru şekilleri keseceğim ve hepsini bir tavada kızartacağım. İyice bol bol yağ ekliyoruz. Okulama hiç kolay değil. Aa, vay canına, özel kalıplar varmış. Ne kadar da güzel. Mia, dikkatli ol torunum. Ya tamam, neredeyse bitirdim. Yağ ısıtmanın zamanı geldi. Ortaya çıkan donutları içine atabilirsiniz. Bol bol ekleyeceğim yağları. Aa, ne yapıyoruz? Aa, evet evet, tabii ki donutları atıyoruz. Aa, üzerime sıçrıyor. Yardım edin. Eller! Mia, ne yapıyorsun kız? Ben de bilmiyorum. Bu yağla başa çıkmaya çalışıyorum. Çıldırdı. Ateşi mümkün olduğunca çabuk ısınmalıyız. Of, her şeyi mahvettim. Çünkü her zaman çok dikkatli olmalısın. Evet, sanırım burada yemek yapabilen tek kişi benim. Donutlarım neredeyse hazır. Geriye kalan tek şey en lezzetli kısmı eklemek. Dolguyu ve kremasını. Bunu yapmak için çöreği ikiye bölün ve şurubu ekleyin. Ardından çöreği kesilen kısımla kapatın ve glazüre batırın. Donutların üzerine fazladan pasta süsü eklersek daha da lezzetli olacak. Kalpler çok güzel. Hazır benimkiler, baksanıza. Ya bu ne? Neredeyse benim donutlar da hazır. Ama içindeki krema ve şurup çok tatlı. Donutların üzerine sadece pudra şekeri serpmek daha iyi olur. Ay, müthiş. Ay, çok iştah açıcı. Bu Margo için. Peynir mi? Tabii ya. Margo'nun kesinlikle sizinkilerden daha çok seveceği donutları nasıl yapacağımı dair bir fikrim var. Eritilmiş peyniri kalıpların içine yaymak gerekli. Sonrasında çiğ tostları iyice ezmek lazım. Ya ne yapıyorsun? Hazır. Baksanıza ne yaptım. Şimdi peynirli donatı bu çiğ tostun içine daldırıyoruz. Çok iştah açıcı. Sonra folyoyu sarın ve tavaya atın. İşte bu. Bu benim özel donat tarifim. Margo, kazananı seçme zamanı geldi. Wow! Ne kadar güzel. Ve çok lezzetli. İnanılmaz derecede tatlı ve renkli bir donat yapmışsınız şef. Vay canına, büyük anne, senin pudralı donatlarına bayılırım. Bu da ne böyle? Çok havalı görünüyor. Ne kadar acı. Hayır, kesinlikle böyle bir şey yiyemem. Şef, bu sefer yine sen kazandın. Çok uğraştım, teşekkürler. İlk turda benim için yumurta hazırlayın. Bu benim en sevdiğim kahvaltı. Kolaydır. Benim bana yardım edecek. Ketçubu arttırmayı çoktan öğrendim. Tamam kardeşim, senin için her şeyi yaparım. Öncelikle tavaya bir kalıp koymamız gerekiyor. Benimki böyle bir tavşan yüzü olacak.
Sonra beyazlarını ve sarılarını ayırmamız gerekiyor. Bunun yapılması iyi gerekiyor çünkü tavşanın gözlüğü sarıdır. Ve yüzünün geri kalanını böyle beyaz yapacağım. Büyük baba nasıl olmuş? Bence çok hoş görünüyor. Tamam, benim de başlamanın zamanı geldi. Sana böyle gözlük takmamanı söylemiştim. Ne yapıyorsun ya büyük baba? Bu benim için çok önemli. Benim için yapabileceğim her şeyi görebilirsiniz. Baksanıza şimdi küçücük yumurtadan kocaman bir şey yapmak zamanı. Evet ve bu. Aman tanrım, bu ne böyle? Korkuyorum. Evet, korkun zaten. Bu bilim neyi gösterecek bize? Kocaman yumurta ve onu kızartıyoruz. İşe yaradı. Pekala. Sıkınıyor musunuz? Bu gerçekten saçmalık. Neyse şimdi size gerçek yemek nasıl yapabileceğini göstereceğim. Tamamdır. Öncelikle böyle kalıplara döktüm. Ve şimdi pişirebilirim. Baksanıza yumurtalar hazır olana kadar ben de böyle sandviç yapacağım. Öncelikle avokadoyu parçalayıp böyle ekmeğe sürmemiz gerekiyor. Tamamdır. Şimdi yumurtaları böyle koyduk ve servis edebiliriz. Mükemmel değil mi? Benim tavşanım da hazır. Gözleri çok büyük. Ben de dünyanın en büyük yumurtasını yaptım. Çünkü bunu kesinlikle daha önce görmemişti. Ve bu arada ketçabı da unutmamalıyız. Pekala Vicky, kazananı seçme zamanı. Çok lezzetli görünüyor. Belki önce ablamın yaptıklarıyla başlamalıyım. Bu harika bir fikir. Ne kadar tatlı bir tavşan. Ben çok sevdim. Oley, sevindim. Şef benim için ilginç bir şey yapmış. Aa, yine tavşan. Ama bu sefer performans tamamen başka. Lezzetli mi? Yumurta evet ama avokado sevmiyorum. Hatta nefret ediyorum. Nasıl ya? Nasıl oldu böyle? Bu da ne böyle? Büyük baba bu ne tür bir şey? Hayır, sevmedim deneylerini. Bence ablam kazanıyor. Yaşasın. Vicky'nin seveceğini biliyordum. Hadi çak. Tamam, nasıl istersen. Ve ikinci turda bana böyle bir kokteyl yapın. Birkaç harika tarif biliyorum. Bu çok ilginç bir görev. Kokteyl mi? Kolay. Herhangi bir sıvıyı karıştırmaya çok alışkınım. Öncelikle çubukta şeker yapmak istiyorum. Bunu yapmak için şekerleri sıvı haline getirip döküyorum ve içine çubuklar ekliyorum. Doldurduk. Müthiş. Geriye sadece zaman. Bekleyelim. Evet, büyük baba uyumuş gerçekten de. Çok iyi. Daha az gürültü olur o zaman. Ben de kokteyli için taze çileklerimi, Sprite ve buz karıştıracağım. Bunu bir karıştırıcıda yapacağım. Böylece gerçekten mükemmel bir kokteyl olacak. Tamamdır. İlk kısmı hazır. Sıradaki hamlede mango var. Onu Sprite ile ve yine buz ile karıştıracağım. Ve sonra birkaç tane şey ekledim ve yine karıştırıyorum. Yaban mersinini gerçekten çok severim. Ve bu benim kokteylimin 3. katmanı. Ve mükemmel bir pipetle süsledik. Aman tanrım! Ne oldu böyle? Tamam uyandım. Hazır galiba. Mükemmel şekerler oldu. Pekala. Kıskanıyor musunuz beni? Bu kristaller ne kadar güzel. Baksanıza. Tamam. Şimdi bardakları alıp içine renkli bir şey koyacağım. Mükemmel. Şimdi bardakların içine kristallerimizi koyduk ve Sprite ekliyoruz. Herkes hazır. Ama ben ne yapacağım? Biliyorum, korkmayın.
Sadece Skittle atılacağım çünkü Vicky onu çok seviyor. Tamamdır, biraz tadına baktık ve devam edebiliriz. Onları akvaryumun dibine koyduk. Ve şimdi buz ve jelibon ekledik. Üzerinden de tabii ki mavi fanta. Tamam, şimdi bu bizim kokteylimiz. Pipete ekledik ve tadam! Bu kokteyller çok ilginç görünüyor. Sanırım bu havalı deniz kokteyliyle başlayacağım. Güzel ve lezzetli. Sen de başardın şef. İnanılmaz derecede lezzetli. Çok uğraştım. Büyük baba, senden kesinlikle böyle bir şey beklemiyordum. Ama ilginç görünüyor. Tadına nasıl bakacağım? Aa evet. Mükemmel bir kokteyl. Bayıldım şekerlere. Çok iyi. Büyük baba sen kazandın. Ne? Ben mi kazandım? Gerçekten mi? Aa, oley! Yaşasın!